Değerli kardeşlerimiz sorularla sitemize gelen bir soru şöyle. Hz. Yusuf'un kadına meyletmesi nasıl açıklanabilir? Yusuf suresinin 24. ayetinde geçen kısım mealen şöyledir. Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi o da kadına meyledecekti. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kadına meyletmesi, insanın fıtratında var olan tabii bir duygunun iradesi dışında hareketi geçmesi anlamındadır. Kur'an'ın bu ifadesi bir yergi ve ayıplama olarak değil, asla övgü manasındadır. Çünkü eğer Hz. Yusuf'un kadınlara karşı fıtri bir meyli olmasaydı, ondan uzak kalmanın övülecek bir yanı olmazdı. Önemli olan İstem dışı meydana gelen bu meyli kendi özgür iradesiyle frenlemektir. İşte Hz. Yusuf gördüğü Burhan'la en doğru yolu izlemiştir. Bu Burhan ise Allah'tan gelen ve bu fiilin çirkinliğini gösteren bir ilhamdır. Demek ki Hz. Yusuf'u koruyan, onun ihlası, onun esma ve sıfatı olan bilgisi, Allah'ın ilmine, kudretine ve onu her an işiten ve her an gören olduğuna dair kesin inancıydı. Rahim olan Allah insanları kadın ve erkek olarak yaratmıştır. Ve erkekle kadına kadın da erkeğe yönelik bir meyil ve arzu bırakmış. Çok hikmetler taşıyan bu meyil bir imtihan vesilesidir. Böylece Allah kadınları erkekler için, erkekleri kadınlar için bir imtihan vesilesi kılmış. İşte Yusuf Aleyhisselam Mısır Azizi'nin karısı için bir imtihan konusu olduğu gibi Mısır Azizi'nin karısı da Yusuf Aleyhisselam için bir imtihan vesilesi olmuştur. Ne var ki Aziz'in karısı bu imtihanı geçememiş. Hz. Yusuf ise imtihanı geçmesiyle insanın cinsellik yönündeki meyil ve arzularını dizginleme imkanının nebevi bir örneğini göstermiştir. İmtihana konu olan ve birçok kaynakta Züleyha olarak geçen kadın yaşlı veya çirkin bir olsaydı Yusuf'un imtihanı herhalde bu kadar zor olmazdı. Aynı şekilde böylesine yol gösterici bir örnek niteliği de kazanmazdı. Diğer taraftan Hz. Yusuf erkeklik duygularından mahrum biri yahut bu duyguları körelmiş veya törpülenmiş bir ihtiyar olsaydı imtihanı ne bu kadar zor olurdu ne de bu derece yol gösterici olurdu. Oysa ayette de işaret edildiği üzere Hz. Yusuf fıtraten bir erkeğin taşıdığı tüm duyguları taşıyor olduğu halde bu zoru başarmıştır. Bu halin Kur'an hakimde tüm zamanlar için bir örnek davranış olarak zikredilmesinin bir sebebi de işte bu inceliktir. Bir erkeğin taşıdığı tüm duygular üzerinde taşıyor olduğu, Üstelik imtihan içinde imtihan denilebilecek kat kat sınamalar beraberce dünyasına sökün ettiği halde Yusuf Aleyhisselam Kur'an hakimde bildirildiği üzere Rabbinin burhanını görmesiyle kendini günahtan korumuş ve uzak durmuştur.